Merhaba. 27 yıldır milyonlarca kişiye ulaştığı eğitimlerle, hayata geçirdiği örnek projelerle denizlerimizi ve sulak alanlarımızı korumayı ulusal bir öncelik haline getirmeyi hedefleyen Turmepa'nın 11. Sualtı Atık Sergisi'ne hoş geldiniz. Bu yıl ikinci defa çevrimiçi olarak düzenlediğimiz Sualtı Atık Sergisi'ni Dünya Çevre Günü'nde gelin birlikte gezelim. Denizden çıkan bu atıkları çocuklarımız nasıl hayretle izliyorlar bakalım. Çocukların denizlerde kirliliğine neden olan atıkları gözlemlemesi ve kirliliğin deniz yaşamına etkileri konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Sualtı Atık Sergisi için her sene belirlenen temaya uygun şekilde eğitim içeriği oluşturulmaktadır. Besin ve oksijen kaynağı olan denizlerimizde farklı türlerde pek çok canlı bulunmaktadır. Ne yazık ki farklı türlerde birçok atık da denizlerimizde ve doğamızda uzun yıllar yolculuğunu devam ettirmektedir. Doğaya bırakılması saniyeler alan plastik 2009 yılında 100 yaşını kutlamış. 2021 yılında 112 yaşında. Fakat hala denizlerde balıklarla ve bizlerle birlikte yüzüyor. Doğada çözülmesi yaklaşık 450 yıl süren plastikler denizlerdeki atıkların %75'ini oluşturuyor. Her yıl 100 binden fazla deniz canlısı plastikler sebebiyle zarar görüyor. Türkiye'de başlatılan ücretli poşet uygulamasının ardından bir sonraki adım depozitolu iade sistemi ile ürün paketlerinin depozitolu hale getirilmesi, ürünler tüketildikten sonra paketlerinin toplama noktalarına getirilerek depozito ücretin iade alınması amaçlanıyor. Pek çok ülkede uygulanan depozito iade sistemine gelin yakından bakalım. Dükkandan bir içecek aldığınızda satış fiyatına geri ödenecek bir tutar ekleniyor. İçeceği tükettikten sonra boş şişi iade ederek depozito tutarına geri alıyorsunuz. Dükkanda boş şişeler toplanıp saklanıyor ve oradan alınıp bir geri dönüşüm tesisine götürülüyor. Yaratılan ekonomik döngü sayesinde geri dönüşüm oranının yükselmesi sağlanıyor. Bu sistem ülkemizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren İçecek ambalajlarında da uygulanmaya başlayacak. Gelecek nesillere atık dolu değil, balık dolu denizler bırakmak için sen de harekete geç. Çünkü deniz varsa hayat var.